Merhaba sevgili gençler, 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Birinci ünite olan model atom teorisi sintezinin 4. kısmı elementleri tanıyalım kısmına geldik. Gençler zaten bu kısmı TYT'den çok iyi biliyorsunuz. Sadece ekstra olarak buraya bloklar diyeceğiz. Yani yörüngeler, gruplar tabirinden birazcık çıkıp artık bloklar tabirine gireceğiz. Periyodik sistemde S, P, D, F bloğu elementlerine bakalım. Evet, burada görüyorsunuz periyodik sistemi şöyle kabaca bir çizdik. 1A ve 2A grubu elementleri, 1A, 2A grubu elementleri S bloğudur. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A grubu elementleri P bloğuna tabidir. Fakat burada ekstra bilmeniz gereken bir şey var. Helyumun her zaman olduğu gibi şimdi de tabii ki özel bir durumu var. Peki D bloğu elementleri kimler? Geçiş metalleri diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Geçiş elementleri diyorduk. Bunlar B grubu elementleriydi. Bunlar da D bloğu elementleridir arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi. Peki şu altta böyle bir yer var. Ekstra. F bloğu. Bunlar kimdi? Lantanitler ve aksinitler. Haydi bakalım bunları yakından tanıyalım. S bloğu elementleri ve özellikleri. Elektron dizilimleri S orbitali ile sonlanır diyoruz S bloğu için arkadaşlar. Bunlar mesela ne demiştik? 1A. 1A grubu alkali metaller diye bilinir. Hidrojen hariç tamamı metaldir. Sakın düşme. Hidrojen ametal. Sakın düşme gençler. Elektron dizilimleri NS1 ile sonlanır. Şimdi buradaki N ne? Baş kuantum sayısı. Baş kuantum sayısı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Oraya takılmıyoruz. Ne oluyormuş? Yani elektron dizilimi S1 ile bitiyormuş sevgili gençler. Bileşiklerinde artı 1 değerli kalır. Aktifliği en fazla olan metal grubudur. Aktiflik ne demek? Tepkimeye girme isteği en fazla. Çünkü bir tane fazla elektronları var. Ve o bir elektronu verdikleri zaman kararlı hale geçecekler. O elektron onlara böyle fazlalık geliyor. Bir an önce böyle kurtulmak istiyorlar. Çok aktifler. Yani hiperaktif elementler. Hiperaktif bir grup bence diyebiliriz. Erime noktaları diğer metallerden daha düşüktür. Yumuşaktırlar. Oda koşullarında suyla tepkime vererek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Aynı şekilde burada bir şey eklemek istiyorum. 1A grubu metalleri aktif metallerdir. Asitlerle tepkimeye girerek yine ne yapacaklar? Hidrojen gazı, H2 gazı açığa çıkaracaklar. 2A grubu toprak alkali metaller. Diğer adı budur. Elektron dizilimleri yine bakın N demiş başında. N'i çok kafanız karıştırmasın. Ya buradaki N sizin çok kafanızı karıştırmasın. O baş kuantum sayısı 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Önemli değil. Elektron dizilimleri S2 ile sonlanır diyoruz. Değerlik elektron sayıları 2'dir. Yani son katmanlarındaki elektron sayıları 2'dir. Bileşiklerinde artı 2 değerli kalırlar. Alkali metallerden sonra en aktif metallerdir diyoruz. Geldik P bloğuna. Gençler 1A ve 2A S bloğundadır. P bloğuna geçtiğimiz zaman diğer A gruplarından bahsedeceğiz. Elektron dizilimleri P orbitali ile sonlanır. Bunlar P bloğu elementleridir. Şu an kimden bahsedeceğiz? 3A grubundan. 3A grubunun diğer adı toprak metalleri. Evet, elektron dizilimleri S kare P1 ile bitebilir. Bunun katsayısı 2 de olabilir gençler. 3S kare 3P1 de olabilir. Katsayıya takılmıyoruz. Baş kuantum sayısına takılmıyoruz. Ama S kare P1 ile bittiğini bilmemiz gerekiyor. Buradaki elementlere bakacak olursak bor yarı metal, diğerleri metaldir. Değerlik elektron sayıları 3'tür. Yani son katmandaki elektron sayıları 3'tür. Bileşiklerinde artı 3 değerli kalırlar. Çünkü fazla olan 3 elektronu vermeleri gerekiyor ki kararlı hale geçsinler. 4A grubu. 4A grubun özel bir ismi yoktur ama karbonla başladığı için bazı yerlerde karbon grubu olarak karşımıza gelebilir. Elektron dizilimleri S kare P kare şeklinde biter. Karbon ametaldir.
silisyum ve germanyum yarı metal, kalay ve kurşun metaldir. Değerlik elektron sayıları 4'tür. Şimdi 4A grubundan sonra farklı bir durum olacak. Bu ne demek? Karbon elementi -4 ile +4 arası değerlik alabilir. Yani karbon elementi 4 elektron alabilir, 4 elektron verebilir. Fark etmiyor. Ama 1A'da 2A'da mesela +1 ve +2 demiştik değerliklerine, her zaman 1A 1 elektron verir, 2A 2 elektron verir şeklinde kıyaslama yapabiliriz. Geldik 5A grubuna. Azotla başladığı için azot grubu olarak da karşımıza gelebiliyor. Elektron dizilimleri S kare P3 ile sonlanır. Bakın topladığımız zaman 5 elektron oluyor. Azot ve fosfor ametaldir. Değerlik elektron sayıları 5'tir. Bileşiklerinde -3 ile +5 arasında değerlik alabilirler. Bu ne demek? -3, 3 tane elektron alabilir, 5 tane elektron verebilir. Ya 3 elektron alacak ya 5 elektron verecek anlamına geliyor. Geldik 6A grubuna. Oksijenle başladığı için oksijen grubu da diyoruz. Veya gençler kalkojenler diye de bazı yerlerde karşınıza gelebilir. Elektron dizilimleri S kare P4 ile biter. Oksijen ve kükürt ametaldir. Değerlik elektron sayıları 6'dır. Yani son katmanlarında 6 elektron vardır. Bileşiklerinde -2 ile +6 arasında değerlik alabilirler. Bu ne demek? Ya 2 elektron alacaklar ya da 6 elektron verecekler demek. Ben bunu şöyle anlatmak istiyorum. Kantine 8 arkadaş gittiniz. 2 tane masa var. Birisinde 2 sandalye var, birisinde 6 sandalye. 2, 4, 6. 8 arkadaş aynı masada oturmak istiyorsunuz. 2 tane sandalyeyi mi buraya taşırsınız? 6 tane sandalyeyi mi buraya taşırsınız? Hangisi sizin için daha kolay olur diye sormak istiyorum. Tabii ki de 2 sandalyeyi taşımak daha kolaydır. Burada da 2 elektron almak oksijen için mesela daha kolay. 6 elektron vermekten daha kolay. O yüzden genellikle -2 değerliği tercih eder. Genellikle -2 değerlik alır diyoruz. Yani bu kantin örneği de bence mantıklı. Masalardaki sandalye örneği aklınıza gelebilir. Geldik 7A grubuna. En aktif ametal grubudur. Halojenler olarak bilinir. Flor, klor, brom, iyot bunlar aktif ametaller. Elektron dizilimleri S kare P5 ile biter. Bakın topladığınız zaman 7 elektron oluyor son katmanda. Flor, klor, brom, iyot ametaldir. Değerlik elektron sayıları 7'dir. Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında değerlik alabilirler. Biraz önce dediğimiz gibi kantine gittiğiniz zaman kaç tane elektron taşımak daha kolay, kaç tane sandalye taşımak daha kolay bundan aklınıza gelebilir. Ya 1 elektron alırlar ya da 7 elektron verirler anlamında. Oda koşullarında flor ve klor gazdır, brom sıvıdır, iyot katı haldedir. Hidrojenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit özelliği gösterir. Burada dikkat etmemiz gereken, düşmememiz gereken bir şey var. Flor periyodik cetveldeki en elektronegatif elementtir. Bundan dolayı her zaman -1 değerlik alır. Flor her zaman, her bileşikte, herkesin karşısında -1 alıyor. Hiçbir zaman bu özelliğinden taviz vermiyor. Bunun sebebi nedir? En elektronegatif element olduğu için diyoruz. Geldik 8A grubuna. Soy gazlar, soylu gazlar veya asal gazlar olarak biliniyor. Elektron dizilimi S kare P6 ile bitiyor. Değerlik elektron sayıları 8'dir. Ama bu iki özellik için tabii ki de istisna olan bir elementimiz var. Her yerde karşımıza çıkan bir element. Kim bu? Helyum. Helyum arkadaşlar illa bir farklılık çıkaracak. İlla bir oradan bir aksilik çıkaracak. Neden? Çünkü elektron dizilimi helyumun helyum 2 olduğu için 1s karedir. Yani p bloğunda bulunur ama elektron dizilimi s ile biter. Bu önemlidir. Sakın düşme ha, sakın, sakın. Peki değerlik elektron sayısı bütün soy gazların 8 iken helyumun değerlik elektron sayısı 2'dir. Sakın düşmeyesin ha.
Kararlı yapıda oldukları için soygazlar kimyasal tepkimelere karşı ilgisizdirler. Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Oda koşullarında tümü tek atomlu halde ve gaz halinde bulunurlar. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon gibi elementler 8A grubundadır. Geldik D bloğu elementlerine ve özelliklerine. D bloğu ne demiştik? Geçiş metalleri, geçiş elementleri. Yani B grubu elementleridir arkadaşlar. Elektron dizilimi D orbiteliyle sonlanır. Geçiş metal olarak bilinirler. Bileşiklerinde genellikle birden fazla pozitif değerlik alabilirler. Mesela buna örnek olarak bakır vereceğim. Bakır artı 1 de alır. Artı 2 değerlik de alır. Veya demiri vereceğim. Demir artı 2 değerlik de alır. Artı 3 değerlik de alır. Yani birden fazla pozitif değerlik alabiliyorlar. Elektriği en iyi ileten metaller bu bloktadır. Oda koşullarında civa hariç tamamı metaldir. Tekrar söylüyorum. Oda koşullarında civa hariç tamamı katı haldedir. Dördüncü periyottan itibaren her periyotta bulunur. Çünkü geçiş metalleri dördüncü periyottan itibaren başlıyor. Bunu unutmayalım. Geldik F bloğuna. F bloğu bizi çok ilgilendirmiyor. Çok fazla karşımıza çıkan örneklerden değil. Elektron dizilimi F orbitaliyle bitecek. İç geçiş metalleri olarak biliniyorlar. F bloğu metallerinin birinci yatay sırasına lantanitler diyoruz. Hani şöyle iki tane sıra var ya. Birincisi lantanitler. İkincisi aktinitler oluyor. İşte bunun tamamı F bloğu diyoruz. İkinci yatay sırasına aktinitler adı verilir. Isı ve elektriği iyi iletirler. Erime ve kaynama noktaları yüksektir. Yani bu ne demek? Zor erirler, zor kaynarlar. Kimyasal özellikleri birbirlerine çok benzer. Lantanitlerdeki promedyum elementi ve aktinitlerin tamamı radyoaktif özellik gösterir diyoruz. Evet, elementleri zaten TYT'den hatırlıyorduk. Şu anda yeniden bloklar olarak yeniden hatırlamış olduk. Güzel oldu bence. Elementleri tanımış olduk sevgili gençler. Bu kısım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Çalışmalarınızı aksatmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.